Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber akademi giriş sınavında yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün nereye bakıyoruz? İlk öğretim ve eğitim kanununda ikinci kısmımıza bakıyoruz ve burayı inceleyeceğiz. Tabi buraya geçmeden evvel belirtmem gereken çok güzel bir şey var. O da nedir? Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Değerli öğretmen arkadaşlarım, hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Daha önceki bölümlerde söylemiştim. Unutmayınız lütfen, sizler birer öğretmensiniz. Kamuya geçmemiş olmanız şu an aday öğretmen veya öğretmen olmadığınız anlamına gelmiyor. Sizler birer öğretmensiniz. Gününüz de kutlu olsun değerli öğretmen arkadaşlarım. Bununla beraber biliyorsunuz ki 23 Kasım itibariyle 2023 neyi oldu? Ataması gerçekleşmiş oldu nihayet. Yani o kadar uzun bir süre sonra. Haliyle yeni bir süreç başlayacak 24'ler için. tabii o atama gerçekleştikten sonra da çok güzel mesajlar aldık. Haliyle öğretmen arkadaşlarımızın, ülkemizin dört bir yerine bu şekilde göreve gidecek olması ve nihayet vermiş oldukları emeği sonlandıracak ve yeni bir süreci başlatacak olması çok çok güzel bir şeydi. Rabbimden dileyim sizlerin de en kısa sürede bu şekilde bu süreci sonlandırmanız ve göreve başlamanız olsun. Ee, ben e, normalde sosyal bir öğretmeniyim biliyorsunuz. Haliyle önceki yıllarda e, genelde sosyal bir öğretmenleriyle daha çok bu e, öğretmenlik alanı üzerine hareket ederdik. Genelde de onlar beni tanır. Beraber gideriz. Yıllardır e, belki on binlercesine e, görev başlatma noktasında e, çok çok büyük emekler vermeye çalıştık. E, ama artık sizler de benimle berabersiniz. Yani sadece sosyal bir öğretmenleri değil bu videoları izleyen. Türkçeden, matematiği fenden, din kültürüne çok farklı öğretmenlik gruplarından arkadaşlarımız bizimle beraber. Ben her zaman şunu isterim. Göreve başlayacağınız zaman sadece bir teşekkür. <laughs> çok değil. O teşekkür benim sizlere vermiş olduğum bunca zaman, bunca emeğin bir karşılığı. Diğer karşılığı ise göreve başlangıcınızdır. Çünkü isterim ki genç, aydın, dinamik, gerçekten mesleğine aşık insanların bu görevi yapması... Geleceğimizi aydınlatması ve gerçekten çok zor zamanlardan geçen ülkemizi düzlüğe geçirecek o atılımın gerçekleşmesidir. Bunun da bir nevi kolu biziz. Bu ülkeyi kalkındıracak, aydınlatacak ve çok güzel yarınlara taşıyacağız. Tekrardan günümüz kutlu olsun diyelim. Hadi bakalım e, ilk öğretim ve eğitim kanununun ne yapalım? İkinci kısmına bakalım. Şimdi i̇kinci kısımda ilk olarak bakacağımız kısım burada okul arazileriyle ilgili husus ve kanun metnidir. E, şimdi şehir, kasaba ve köy okulları arsasıyla e, köy okullarına böyle gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için uzunlu topraklar, il ve ilçelerde bölge yani e, hani ilk öğretim müfettişleri hemen altını çizelim burada. Bu müfettişler veya ilçe milli eğitim müdürlerinin başkanlığında tarım, tapu ve maliye dairesinde görevlendirecek elemanlar ile mahalle ve köy muhtarlarından oluşmaktadır. Bak aşağıdakilerden hangisi işte bu toprakları e, değerli öğretmen arkadaşlarım seçecek komisyon üyelerinden biridir değildir tarzında bir soru gelirse şayet Bilmemiz gerekiyor. Kimler var burada? Bizim için il ve ilçelerde bölge eğitim öğretim müfettişleri var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında, Tarım, Tapu, Maliye dairelerinde görevlendirecek bir eleman var. Ve mahalle veya köy muhtarlarını te teşekkür eden e, bu komisyon oluşuyor. Lütfen unutmayın, komisyonda bizim için bunlar var. Ve komisyonun görevine baktığımız zaman bunlar okul arazilerinin seçiminde, eğitim öğretim ve ulaşma hani açısından elverişli yerlerin belirlenmesinde... E, Bunların katkıları var. Haliyle eğitim kurumunun ihtiyaçları ve çevresinin farklı olduğunu göz önünde bulundurarak buna göre hareket edecekler. Lütfen unutmayalım. Peki devam ettik. Geldik okul binalarının konumuna. Şimdi bizim için 61. maddede gördüğümüz bir husustur. okul binalarının sağlık, eğitim ve öğretim yine ulaşım bakımından elverişli bir mahalle önünde yani göz önünde bulundurulması esas kararı var. Özellikle böyle okul binaları düşünüldüğünde şimdi bu okul binalarının yakınlarında özellikle en az 100 metre içerisinde neler olamaz? Meyhane olamaz arkadaş. Kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, işte internet kafe ve merkezleri, yine umuma açık yerleriyle açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarının hani kapıdan kapıya böyle en az 100 metre uzaklıkta bulunması isteniyor. 100 metre içerisinde bunlar yok. Sorulabilir mi? Ya sorulabilir. Hani okul binalarının sağlık ve eğitim, öğretim ve ulaşım bakımından bir hani mali e, olması göz önünde bulunduruluyor. Haliyle bunun 100 metreye yakınında, e, hani bulunamayacak unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemezler? İşte e, A, dispanseri, B, meyhane, C, kahvehane, D, elektronik oyun merkezi, E, açık alkollü içki mekanları. Ha, sen dersin ki işte burada dispanser olsun ne bileyim e, sağlık ocağı olsun bu gibi şeyler olabilir. Ama diğer unsurlar burada olamaz. Uzaklık şartına burada dikkat edeceğiz tamam mı hocalarım unutmayın burayı. Bir diğer hususa gelelim. Şimdi turizmin yoğun olmuş olduğu yörelerdeki okulların tatil dönemlerinde yine burada belirtilen bu e, iş yerleriyle okullar arasında 100 metre şartı aranmıyor. Demek ki uzaklık şartında hedef görmüş olduğumuz 100 metre uygulaması nerede yok? Turizmin yoğun olduğu alanlarda yok. Tamam unutma lütfen öğretmenim. Ee, tabii bununla ilgili esaslar yine Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nın müştereken hazırlayacakları neye göre belirleniyor? Bir yönetmeliğe göre belirleniyor. Tekrar sor diyelim. E, bu esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları bir yönetmelikle belirleniyor. Unutmayacağız. Peki, devam ettik. Bir diğer hususumuza geldik. E, arazin, arazinin burada tahsisi noktasına bir bakalım. Şimdi ilköğretim Okulu'na tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen devlete, özel idarelere yine belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait bu arazinin miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim ediliyor. Vadilik yolu ile de arazinin adiyetine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya diğer idarelerin yetkili mercilerine bunlar gönderiliyor. İşte bu makamların tasdiki ile de arazi parasız okula tahsis edilmiş Oluyor. Tamam. Parasız bir şekilde bunun tahsis edildiğini biz görüyoruz. Ee, tabii okula gelir sağlamak maksadıyla bu e, seçilen topraklar 50 dekardan da fazla olmuyor. Lütfen unutmayalım. Tamam. Ee, burada da görebileceğimiz, altını çizebileceğimiz önemli esaslar. Matta 62 kapsamında bunlar. Peki. Devam ettik. Arazinin sağlanamaması durumuna gelelim. Tamam. Araziyi bu şekilde sağlıyorsun, kullanıyorsun da ya arazi tahsis edilemezse? Hani bu durumda ortaya ne çıkıyor? Onu değerlendirdim. Şimdi 62. maddeye göre hani bu okul için uzunlu topraklar tahsis yoluyla sağlanamadığı takdirde gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu husus için elverişli yer sahiplerin rızası ile satın. Lütfen unutmayın tamamen hani sen sahiplerin rızasını esas görüyorsun burada. Yine mal sahiplerinin, muvafakatlerinin burada alınmaması halinde, yani onayları yoksa burada, bu yerler umumi mevzuata göre ne yaptırılacaktır? Kamulaştırılacaktır, tamam. E, bu defa kamulaştırma yolu bu noktada izlenmiş oluyor. Tabii satın alma veya kamulaştırmak e, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları için de özel idareye aittir. Tekrar söylüyoruz. Lütfen unutmayın. Şöyle yazarak burayı tekrar vurgulayayım. Benim için, köy okulları için bu satın alma ve kamu dağıtışlarıma e, nerede? Köy tüzel kişiliğine. E, bu şehir ve kasaba okulları için de özel idareyi de buraya yazmış olalım. On unutmayalım. Peki. Devam ettik. Geldik nereye? Bizim için değerli öğretmen arkadaşlarım uygulama bahçelerine. Uygulama bahçelerine ilgili temel metinlere, niteliklere bakalım. Şimdi her köy okulunun bitişiğinde böyle veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere bir uygulama bahçesi bulunuyor. Uygulama bahçesi bu nitelik içerisinde bulunuyor. Tabii burada hani e, okulların uygulama bahçesinde neler var? Mesela tarım dersleri uygulaması yapılıyor. Haliyle uygulama bahçesi, bahçesi burada işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçlar da hem köy bütçesinden hem de okul arazisi gelirinden sağlanmış oluyor. O zaman bir, uygulama bahçesinde ne uygulaması yapılıyor? Tarım dersi uygulaması yapılıyor. İki, burada nereden sağlanıyor bunlar? Ya köy bütçesinden ya da okul arazisi gelirinden sağlanıyor. Burayı lütfen unutmayalım. Yine uygulama bahçelerinden elde edilen bu gelir ve ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarf edilmek üzere köy bütçelerine gelir olarak kaydediliyor. Ve uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı da köy ihtiyar heyeti tarafından e, burada kararlaştırılacaktır. Lütfen unutmayalım uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin Nelerden ibaret olacağına köy ihtiyar heyeti değerli öğretmen arkadaşlarım onlar tarafından kararlaştırılacaktır. Bu kısmı da unutmuyoruz. Peki geldik nereye? Bizim için değerli öğretmen arkadaşlarım toprakların tapuya tescili noktasına buraya bakalım. Şimdi okullar için tahsis satın alma veya kamulaştırma yoluyla bu sağlanan topraklar da bu topraklar üzerine yapılacak bina veya tesisler bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına ne yapacaktır değerli öğretmen arkadaşlarım? Tapuya tescil edilecektir. Tamam Unutmayın bunlar köy veya özel idareler adına tapuya tescil ettiriliyor. Bu noktayı da unutmuyoruz. Bir diğer hususumuz değerli öğretmen arkadaşlarım okulların bakım ve onarım giderleri. Şimdi bunların ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış böyle okul binalarıyla tesisleri daimi bakımı ve onarım giderleri bulundukları yerlere göre yine özel idare veya köy bütçelerinden karşılanmaktadır. Unutmayalım. Ya özel idare burayı karşılıyor ya da köy bütçelerinden bunlar karşılanıyor değerli öğretmen arkadaşlarım. Devam ettik bir diğer hususumuza bir diğer alanımıza gelelim. Bu da bizim için köy okullarına tahsis edilen topraklar kısmıdır. Şimdi burada iki tane kanun numarası göreceğiz. Biri 4274 sayılı kanun diğeri de 5129 sayılı kanundur. Şimdi 4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan devlete veya köye ait bu nizasız ve İhtilassız topraklarla bu kanuna göre sağlanacak topraklar köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin ilçelerde de kaymakamın burada tasdikiyle köy ihtiyar heyetince imece vesaire suretiyle işletiliyor. Ya da ne yapılıyor? Kiraya veriliyor. Haliyle burada elde edilen gelir okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere nereye kaydediliyor? Köy bütçelerine burada gelir olarak kaydedilmektedir. Lütfen unutmayalım. Evet, e, köy bütçesine gelir olarak kaydedildiğimi vurgulamıştık. Şu esasda. E, bir de burası için vurgulayacağımız bir kısım daha. Hani paralı veya parasız olarak ilk öğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferah ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmıyor değerli öğretmen arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum bu paralı veya parasız ilk öğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün bu gayrimenkullerin ferah ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir ne alınmıyor? Vergi. Bununla beraber harç ve aynı zamanda resim alınmıyor. Lütfen unutmayalım peç devam ettik geldik öğretmen lojmanlarına yapay zeka bize ne güzel bir öğretmen lojmanları göstermiş <laughs> hayaller ve hayatlar gibi biraz ama hadi bakalım şimdi köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıydı müstakil öğretmen lojmanlarının e, dolayında her ev için 500 ila 1000 metrekarelik bir arazi. yine öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut böyle okula gelir sağlayacak araziden ne yapılıyor? Ayrılıyor. Öğretmenler bu bahçeden parasız faydalanıyor ve e, ama e, kiraya veya ortakla veremiyor. Yani parasız faydalanıyorsun ancak kira ortak bu lojmanlarda söz konusu değil. Lütfen unutmayın. Peki devam ettik geldik malzeme tedariki noktasına. Şimdi köy okulları ile öğretmen lojmanlarının, şehir ve kasabalarda yaptırılacak ilk öğretim okullarının her türlü ihtiyaçları için köy veya kasaba içinde veya civarındaki araziden şahsi haklar mahsus, e, mahfuz kalmak suretiyle tedarik edilecek böyle taş, kum ve kireç gibi yapı gereçlerinden hiçbir resim alınmıyor. Lütfen unutmayın yapı malzeme noktası olduğunda bunlardan hiçbir resim almıyoruz. Yine İlk öğretim kurumları için yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen lojmanları ve onarma işlerinde gerekli tuğla yapma, kireç yakma, yine söndürme, taş çıkarma, iskele kuruma, kaldırımları işgal etme gibi hususlara giriş, yani girişilen işler serbest ve hiçbir resme tabi olmaksızın yine yapılmaktadır değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu maksatla açılan çukurlar iş biçimde, iş biçince ne yapılıyor? Kapatıyor. İşin bitti mi? Burayı kapatırsın. Ee, yine değerli hocalarım, bu işler için hani, gerekli kereste ihtiyacı da ee, Tarım e, Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğü'nce en iyi şartlarla ve e, öncelikle karşılanıyor. %10 on e, hani temettü e, hissesi de buradan alınmıyor. Değerli öğretmen arkadaşlarım, e, bu niteliği de sağlamış oluyorlar. Peki devam ettik, geldik e, devlet iktisadi teşekkürleri kısmına temel vurgusuna. Şimdi ilk öğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının inşasında kullanılacak her türlü yapı malzemesinden devlet iktisadi teşekküllerinde imal olunanlar, Bayındırlık Bakanlığı ve valiliklerin isteği üzerine ve bedeli karşılığında yine diğer isteklere tercihan burada sağlanıyor, veriliyor değerli öğretmen arkadaşlarım. Devam ettik. Bir diğer hususumuz bizim için gereç sevkiyatı yani araç ve gereç unsurlarına bakacağız burada. Şimdi ilk öğretim kurumlarının yapımında kullanılacak çeşitli gereçler milli eğitim ve bayındırlık idarenin sevk ve tese, e, hani tesellümü burada şartıyla devlete ve iktisadi devlet teşekküllerine ait vasıtalarla hani tercihli olarak ve indirmeleri tarifi ile naklonuluyor ve limanlarda tahmil ve tahliye işlemleri de tercihli olarak yapılıyor değerli öğretmen arkadaşlarım e, devlet ve noktada sağlanırken tarife tespiti nasıl yapılmaktadır? Tarifelerde yapılacak indirme her yıl Milli Eğitim ve ilgili bakanlık, işte bakanlıklarca hani müştereken tespit ve tayin olmuyor. E, i̇llerdeki vasıflara baktığımız zaman e, hani il emrede bulunan teşekküllere ait çeşitli nakil hani böyle vasılarından gereğine göre de istifade edebiliyorlar. Bunlardan da faydalanma noktaları söz konusudur. Tamam. Yani bizim için de gireç sevkiyatı bu şekilde sağlanmaktadır. Devam ettik. Geldik değerli öğretmen arkadaşlarım. Teknik öğretim müesseselerinden nasıl faydalanacağımıza. Şimdi okul ve öğretmen lojmanlarının onarımı. Bununla beraber teçhizat, mefruşat ve öğretim araç ve gereçlerinin yapımında biz ne yapıyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı teknik öğretim müesseselerinden istifade ediyoruz değerli öğretmen. Bunlardan faydalanıyoruz. Devam ettik. Geldik şimdi yardım ve hizmetler hususuna. Şimdi bizim için okul yapımı ve donatımı iş, e, işlerinde yardım ve hizmetleri değerlendirmek, inşaatın ucuza hani, mal edebilmesi amacıyla bir takım hususlar gerçekleştirilmektedir. Şimdi bunu yapabilmek için de bir malzeme yardımı burada gerçekleşiyor. Yani yurttaşlar isteyerek yapacakları taştır, kumdur, çakıldır, kerpiçtir, kireçtir, tuğladır bu gibi aynı yardımları uygulayabiliyorlar. Ya da burada yurttaşlar kurumlar veya yardım derneklerince yapılacak nakdi yardımlar noktasında da e, destek sağlayabiliyorlar. Bir de değerli öğretmen arkadaşlarım gönüllü çalışma esası var. Yani e, emaneten inşa edilecek burada okul yapımı ve onarımı işlerinde de halk ve gençlerden gönüllü olarak e, bedenen çalışacakların hizmeti de kabul edilebiliyor. Evet bu şekilde de esası görebiliriz. Peki. Devam ettik değerli öğretmen arkadaşlarım. Geldik şimdi bir diğer başlığımıza. İlk öğretim gelir giderleri ve planlama noktasına bir bakalım. Bunlar içerisinde ilk olarak ilk öğretimin gelir kaynaklarına esas alalım. Bunları değerlendirelim. Şimdi ilk öğretime ait gelir kaynaklarını tek tek ifade edelim burada. Bir, her yıl devlet gelirinin yüzde üçünden az olmamak üzere devlet bütçesinden yapılacak yardımlar bizim için bu gelir kaynaklarından biridir. İki, Özel idare bütçeleri. Özel idare bütçelerine bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak böyle e, gelirler hariç... ...ve 1960 mali yılında ilk öğretime tahsis edilen e, miktardan az olmamak üzere... ...yıllık gelirlerinin en az %20'si oranında hani böyle e, konacak bizim için... ...konulacak ödenekler yine burada geçerli sayılmıştır. Başka sadece bunun anlamı? Hayır. Yine köy okullarına gelir sağlamak üzere tahsis edilen burada... E, araziden veya okul uygulama bütçesinden edilen gelirler hariç yine köy bütçelerine her yıl ge, yani bu genel gelirlerinin en az %10'unu oranında konulacak ödenekler yine ilk gelirleri içerisinde. Başka e, para cezaları da var. Yani mahkemelerce hükmü olanlar da dahil olmak üzere bu kanuna göre verilecek para cezaları yine burada görülmektedir. Sadece bunlar mı? Ay devam. Başka neler var? Vakıf hasılatları var yani gelirli sabiyan, mahalle, tıfil okulları ile medreseleri ve ilmi müesseselere tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatlarından her yıl vakıflar genel müdürlüğünce bütçeyle tespit edilecek gelirlerle mütevelliler hani burada e, pardon tarafından idare olunacak vakıflardan alınacak hisseler de bizim için bu noktada sağlanmaktadır. Başka bağışlar ve vasiyetler de olabiliyor burada. Yani iktisadi devlet teşekkürleri, özel kurumlar, dernekler, veya hayırsever kimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para bağışları, vasiyetler haliyle burada sayılabilir. Yine gelir ve kurumlar vergisi hükümleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık bildirimle bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indiriliyor. Haliyle bunlar da bizim için bu noktada geçerlidir. Bitti mi? Bitmedi. Başka neler var? Faizler var. Nerede bizim için geçerli? Yine e, burada burdaya çıkacak okul eşya ve levazımının işe yaramayacağının anlaşıldığından veya böyle yenisi yapıldığında satılmasına karar verilen böyle okul binaları enkazının veya okul hani yerinin değişilmesi dolayısıyla bu kanuna göre istifade edilemeyecek böyle durumda kalan arsa ve tarlaların satışından da gelir elde ediliyor. Malzemeyi kullanamıyorsan, arsayı kullanmıyorsan, okulun yıktıktan sonra içindeki böyle molozu satacaksan bunlardan da gelir elde ediyorsun. Başka e, sözleşmeler gereğince kısmen ya da böyle tamamen yerine getirilemeyen okul yapım işleri, müteahhitlerden alınacak gecikme ve benzeri tazminat ve e, müteahhitlerin irat kaydı olacak e, hani teminat akçeleri de burada gelir kaynağı olarak söylenebilir. Gecikme hani tazminatları da bu noktada anlayabiliyor. Hali de e, hani ilk öğretim bütçesini düşündüğümüz zaman bütçelerine yukarıda yazılı oranda ilk öğretim ödeneği yani koymamış olan idareler, belediye ve köyler için bu ödenekler e, hani bütçeleri inceleme ve hani onamaya yetkili makamlar tarafından doğrudan doğruya konuyorlar. Haliyle bu ödeneklerin mali yıl başında özel idarede yatırılması da sağlanıyor. Lütfen unutmayın. Bunlar özel idareye yatırılmaktadır. Tamam? Peki devam ettik. Gelir kaynaklarımız gördük. Gelirler bunlarken giderler bizim için neler? Giderlere bir bakalım. Şimdi köy, kasaba veya şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis, okul eşyası, ders aletleriyle arsa ve arazi işte istimlakları ve masraflarına bir gider kalemi oluşturulmaktadır. Bununla beraber işte çeşitli böyle küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders devazımı bedeli, aynı zamanda öğrencilerin yiyecek yiyecek noksanlıklarının telafisi noktasında harcanan paralar... İşte esaslı hastalıkların tedavisi noktasındaki giderler. Yine pansiyonlu ilk öğretim okullarının ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlere sarf olunması da burada hüküm olunmuştur. Haliyle bunlar da bizim için nedir? Giderleri oluşturmaktadır değerli öğretmen arkadaşlarım. Geriler odak oldukça fazladır. Bayağı bir sayfaya geçtik ama şöyle giderleri tek sayfada görmüş olduk. Peki ilk öğretim planlamasına gelelim değerli öğretmen arkadaşlarım. Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı. 10 yıllık plana göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilk öğretim okulları yapımı hakkında her yıl bütçe kanunu 3'er yıllık hani böyle tevsiyatlı bir plan ekliyor. Hali de bu planda da her yıl illerde yapılması gereken köy, kasaba ve şehir ilk öğretim okullarının sayıları, yerleri, işte bunların tipleri, ders, e, dershane sayıları ile e, hani tahmini masrafları gösteriliyor. Hali de burada yapılacak planlar ile bu gibi e, alanların tespiti de ortaya çıkmaktadır. Peki devam ettik değerli öğretmen arkadaşlarım. Öğretmen yetiştirme öğretmen yetiştirme hususuna bakalım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, e, değerli öğretmen arkadaşlarım, işte açacağı programlar vasıtasıyla e, yeniden açılacak böyle ilk, ilk öğretim kurumlarıyla, hani mevcutların öğretmen ihtiyaçlarını karşılayabilecek öğretmenleri yetiştirmek üzere gerekli bütün tedbirleri zamanında almakla yükümlüdür. Yani yükümlülük burada kime aittir? Milli Eğitim Bakanlığı'na, Aittir değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu ilk öğretimi tahsis edilen ödenek veya e, gelirler de değerli öğretmen arkadaşlarım. Hani e, önceki maddelerde hüküm sayılan o işlerden başka hiçbir yere de sarf edilemiyor. Başka fasıllara da nakledilemiyor. Gelirler tamamen bu husus içerisinde kullanılıyor. Hani bu gelirlerle sağlanan bina ve tesisler veya e, eşya da başka bir hizmete e, devredilir. Bu şekilde de hükmü ifade edebiliriz. Peki gelir ve giderlerin kullanımı noktasına gelelim. Değerli öğretmen arkadaşlarım. Bizim az önce ilk öğretim gelirlerine bakmış olduğumuz maddelerde gösterilen gelirler, ödenekler, yardımlar, bunların tahsillerini mütakip ilgili daire, e, dairece ne yapılıyordu? Hani özel idarelere yatırılıyordu hatırlarsınız. Haliyle e, bu gelir ve ödenekler özel idarelerce ilk öğretim gelir ve ödenekleri. Tamam ilk öğretim gelir ve Ödenekleri. Çok güzel yazdım ödenekleri kısmını hızlı hızlı. <laughs> Müthiş okunuyor değil mi? Ee, değerli hocalarım, e, hani bu ilk öğretim gelir ve ödenekleri adıyla açılacak ayrı bir hesaba alınıyor. Hadi de mali yılı içinde sarf edilemeyen kısımlar gelecek mali yıla da burada devredilebiliyor. Ee, bu paralardan bir aylık normal ihtiyaçları karşılayacak olan miktardan fazlası da bir milli bankada açılacak hesaba yatırılıyor değerli öğretmen arkadaşlarım. İşte bu ilk öğretim gelir ve ödenekleri adıyla açılacak ayrı bir hesaba bunlar alınıyor. Ve bakiyeleri gelecek mali yıla da devredilebiliyor. Lütfen bunu unutmayalım. Köy bütçelerinde de bu şekilde yer almaktadır. ifade 10 soru. Okul yapım ve onarımıyla ilgili standart değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu bina kısımlarının yine okulların gerekli donatım ve gereçleri, okul eşyası ve ders araçlarının vaktinde hazırlatma ve tasarruf sağlama veyahut burada öğrenci beslenme yani mevzunu düzenleme, değerli öğretmen arkadaşlarım, bu hususları düzenlemek amacıyla Milli Eğitim veya Bayındırlık Bakanları 3 yıla kadar gelecek yıllara geçici yüklenmeleri girişebiliyor. Halide bunların önlemleri, nitelikleri de daha önceden alınabiliyor. Bu vurguyu da ifade etmek gerekir bu hususta. Evet, e, hemen hemen bu kanunda görebileceğimiz önemli esas ve nitelikler bu şekildeydi. E, tabii ikinci kısım, yani bu dersin ikinci bölümünde soru kapasitesinin içerisinde barındıracak bilgi niteliği çok fazla değildi. Hani çıkmış sorulara baktığımız zaman da burada e, çok fazla kullanılmadığını ifade edebiliriz. Biraz ezber isteyen ezber hususunu içerisinde tutan bir kısımdı. Şimdi kanun metninde ilgili maddeler bitti andan itibaren bizim için ek maddeler yani kanun e, hani böyle devreye girmesinden sonra yapılan değişikliklerle e, ek hükümleri barındıran bir kısım var bir de türlü hükümler diye kısım var değerli öğretmen arkadaşlarım şimdi o husustan biraz bahsetmek istiyorum bizim için mesela madde 85'te şöyle bir ifade kullanılmış onu vurgulayalım diyor ki köylerde bu kanunla ilgili çeşitli hizmetler ne yapıyor köy kanunu ile mecbur sayılan işlerdendir tamam mı? Yani burada bahsetmiş olduğumuz e, hani bu kanla ilgili çeşitli hizmetler köy kanunu ile şuraya yazayım köy kanunu ile mecburi sayılan işler arasında gösterilmektedir. 86. Maddeye baktığımız zaman burada bunlar bizim için türlü hükümler e, mecburi ilköretim hani kurumlarına kayıt olunacak böyle çocuklarla bu kurumlara devam eden ve kurumlardan mezun olacak öğrencilere verilecek ve bu kurumlarda Kullanılacak her çeşit belgelerle hani bunların suretleri damga resmine tabi değildir diyor. Tamam mı? Bunlar damga resmine tabi değil. 87. maddede ise değerli öğretmen arkadaşlarım. Hani ilk öğretim okulu öğretmenlerinin burada oturumları için yapılmış ve böyle yapılacak konutlardan köylerde olanlar öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur ve başka iş için de kullanamaz vurgusu vardır. Yani sen bunları parasız e, kullanabilirsin. Ama başka iş için kesinlikle kullanamıyorsun. Yine şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin e, oturumları için yapılmış olan konutlarda e, aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemiyor. Yani bizim için 87. maddede bu uyarılar var. E bunun haricinde yine okul binalarının tamamı bir kısmı veya hani müştemilatı konut olarak kullanılamıyor. Yani konut olarak okulun bir bölümünü ya da tamamını kesinlikle bu noktada kullanamaz. Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri de burada nereden kararlaştırılıyor? Yani kira bedelini kararlaştıran bizim için neresidir? İl... Fazla bastım. <laughs> Daimi... a komisyona. Tekrar söylüyorum bu kısmı değerli öğretmen arkadaşlarım. Sayfa gitti geldi kafamız karışmasın. Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi komisyonlarınca kararlaştırıyor. İşte bunlar da bizim için hani ana hükümler bittikten sonra ana kan maddeleri bittikten sonra türlü hükümler altında oluşturulan maddelerdir. Evet ne yaptık? Bu şekilde sizlerle beraber İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu'na iki bölümde bakmış olduk. İki bölümde bunların esaslarına, ana vurgularına ve niteliklerine de değindik. Tabii her zaman söylüyorum, şimdi bu gibi kanunlar, hani kanun metinlerini okumak, yorumlamak, ezberlemekle hükümlü kılınabiliyor. Ama bunları zihinde tutabilecek en önemli şey soru çözümleridir. Bu yüzden ben genelde bu tip derslerde soru çözümlerini daha çok önemserim. Çünkü sorular üzerinden bunları görmek çok daha kolay oluyor. Zaten biz hani görevde yükselme sınavlarında, işte müfettiş sınavlarında, e ne bileyim müdür müdür yardımcılıkları sınavlarında, aday kaldırma sınavında, uzman veya baş öğretmenlik sınavlarında hani konu endeksli gitmektense daha çok soru endeksli gittiğimizi hep gördük. Öğretmen arkadaşlarımla çalışırken bundan daha çok verim alıyordu. Çünkü çıkarıyorsun mesela diyelim ki bir aday kaldırma sınavıyla ilgili kitap Kaç sayfa? 800 sayfa, 900 sayfa. Niye? Çünkü bir sürü kanun var. E işte 800-900 sayfa tek tek ezberlemen mümkün mü? Değil. Ama önemli olan işte bu kanunların böyle maddelerinde oradaki soru olabilecek nitelikleri görebilmek, bunları alabilmek ve sorular üzerinden bunu özellikle pekiştirebilmek. Bu yüzden lütfen bu kanunlarla ilgili ilgili konu kısımları bittikten sonra sizlere çıkmış sorulardan ve çıkması muhtemel sorulardan yapmış olduğum videoları izlemeyi unutmayın. Tüm zaten program tamamlandıktan sonra ben yine soru çözümleriyle buraları el almaya devam edeceğim. Evet dersimiz burada sona erdi. Gelecek derslerde tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrardan öğretmen, öğretmenler yönünüzü kutlarım. Umarım seneye bu kutlamayı minik kalpler, o küçük yavrucaklar sizler için yapar. Kendinize çok dikkat edin. Size ve saygı ve selamlarla. Hadi bakalım hoşçakalın.